Selam arkadaşlar, hoş geldiniz efendim. Bugün böyle çorabım gözüküyor. Ve artık umurumda değil böyle şeyler. Hiçbir zaman değildi. Neyse, bugün böyle bir İngilizce video yapacağız sizinle. Günü kurtaracak 5, 10, bilemedin 15 kelime. Tam kelimeleri önceden not aldım. Gerçekten aldım. Şimdi benim burada bunu böyle bir seri yapacağım artık. Yani bir İngilizce serisi oluşturacağım. Çünkü günlük İngilizce kelimeler ya da işte günü kurtaracak phrase words'ler istendi benden. Yani çünkü buraya çok kişi gelecekmiş. Türkiye'den izliyorlarmış. İngilizce günü nasıl kurtarırız en azından diye söylediler. Ben de onlar için böyle bir şeyler seçtim. Çok kullanacağınız büyük ihtimalle. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum bir yere girdiniz ve dediniz ki selam. Buradaki selam şöyle. Selam, naber? Bunu söylemen gerekiyor. Hi, how are you doing? Ben onu kenara koyacağım. Tabii ki siz yani daha hiç İngilizce ile aranız yoksa direkt sadece hi, how are you diyebilirsiniz. Ama genelde ya da how are you doing? Bunu böyle uzun söyleyince pek hoş olmuyor, kulağa güzel gelmiyor ama I do not understand. I don't understand. Seni anlamadım. Anlamıyorum seni. Seni anlamadım. Bunu çok sıklıkla kullanacaksınız. Çünkü ben de hala gerçekten o kadar çok farklı aksan var ki hep insanlara bunu söylemek zorunda kalıyorsunuz yani. Ne? Aranır seni. Ben bir de çok basit konuşuyorum artık Amerikalılarla burada olmadığı için. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. I need nokta nokta. Bir şeye ihtiyacım var. I need to go. Gitmeye ihtiyacım var. I need to sit. Oturmaya ihtiyacım var. Ya da I need a pencil. Kaleme ihtiyacım var. Yani I need'i koyuyorsunuz. Daha sonra neye ihtiyacınız varsa onu söylüyorsunuz. Eğer bu bir fiilse araya to'yu koyuyorsunuz. Bu kadar. Eğer bu bir isimse önüne eğer tekilse önüne e veya en katıp artık duruma göre isim söylediğinde. Ama zaten günlük konuşmada kimse size sen niye demedin lan önüne artık en koymadın bu falan demeyecek yani. O yüzden şimdi bir şey yapsın istiyorsanız yani birinin sizin istediğiniz bir şey yapsın istiyorsanız I need you to. I need you to. Sonra verb gelecek ve onu söyleyeceksiniz yani. Zaten ben buraya kalıpları koyuyorum. What do you think? Ne düşünüyorsun bu konuda? Atıyorum. Şu bardak çok güzel. What do you think? Hani senin fikrin ne anlamında hem. You know. Genelde evet senin fikrin. Senin fikrin ne bu konuda? Ne düşünüyorsun? Anlamda bu genelde hep sorulur. Is everything okay? Hani biriyle aran bozuk olabilir, olmayabilir. O kişi üzgün gözüküyor olabilir. Yani sosyalleşme adına is everything okay? Ya da garsonsunuz, masaya gittiniz. Is everything okay? Do you need something? Böyle şeyler de söyleyebilirsin. Do you need something? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Do you need something? Birisi de bir şey sordu. Ahmet nerede? I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ya da bilmiyorum diyebilirsiniz. I don't know. I don't know. I have no idea. Neredesin sorusu mesela. Where are you? Where are you? Where are you? Neredesin? Cevabı da hep aynı. I am at diyorsunuz ve sonra nerede olduğunuzu söylüyorsunuz. Atıyorum evdeyim. I'm at home. Genelde öyle söylenmez de atıyorum eve girdin. I'm home. At pek kullanılmıyor. Yani evdeki sadece ev için geçerli. Bir genelde at koymuyorlar. I'm home oluyor. İşteyim. I'm at work. Parktayım. I'm at park. Denizdeyim. I'm at the beach. Sahildeyim yani. Ya bir date'e çıktınız. Soruyorsunuz. What do you want to do? What are you want to do? Ne yapmak istersin? Kaç yaşındasın? How old are you? Diyorsun. Kaç yaşındasın? How old are you? Diyorsun. Cevabına da ben mesela 23 yaşındayım. I'm 23 years old.
Siz kaç yaşındasınız? I am koyuyorsunuz. I am yaşınız. Years old. Diyorsunuz. Call me back. Atıyorum. Arkadaşın aradı seni ama müsait değilsin, mesaj atıyorsun. Call me back in 5 minutes. Call me sometime. Hani beni ara, çıkalım dışarı, gezelim falan filan gibi. Sarmaya bakıp geliyorum. Bu benim en sevdiğim. What's going on? Hi, what's going on? Ne haber, ne oluyor burada? Ne oluyor lan burada? Falan gibi. What's going on? Bunu herhalde söyleyeyim. Bu Türkçe anlamıyla aynı yani. Türkçenin kullanıldığı, Türkçedeki kullanıldığı yerle aynı kelime zaten. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir yerde alışveriş yaptınız. Kasiyer size soruyor. Do you need anything else? Sen de diyorsun ki I'm all set. I'm all set. Ben tamamım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. When is the train leaving? When is the train leaving? Tren ne zaman gidiyor? Ne zaman ayrılıyor burada? Ne zaman kalkacak tren? Tren ne çıkar? Otobüs, uçak, işte traktör. Me too çok kolay. Me too. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi so do I var, so was I var. Bunlar da hepsi ben de demek. Ama tabii ki me too'yu her şeyde kullanabilirsiniz günlük hayatta. Yani akademik bir şey yapmıyorsanız günlük hayatta me too'yu. Ben sana içeceğim, ben de içeceğim, ben aşağı atlayacağım, ben de atlayacağım, her şeyi ben de yapacağım. Hepsinde me too, me too, me too. Verb ya da olmak ya da işte bir şeyi yapmak, bunlar tabii gramatik olarak ayrılıyor ama siz günlük hayatta me too'yu ben de anlamında her şeyde kullanabilirsiniz. See you, görüşürüz demek. See you, bye, see you, görüşürüz. Diyelim ki birisi bir şey yaptı, teşekkür etti. Önemli değil diyeceksin. Sen önemli diyeceksin. That's okay. It's alright. That's okay. Or it's okay. No problem. Bunları söyleyebilirsin. Ama mesela ben yani artık refleks olarak hep it's okay kullanıyorum. Hep. Ağzımdan çıkıyor yani. Mesela bana şey diyor. Günün nasıldı? Okay. Hani iyiydi günüm. Hani so-so diye diyebilirsiniz ama burada hiç so-so kullanan bak. Biz okulda hep so-so'yu idare eder gibi öğrendik. Ben hayatımda bir kez bile so-so'yu kullanan bir yabancı görmedim. What do you want? Ne istiyorsun? Seni birisi bakkala götürdü. What do you want? Ne istiyorsun? Diyor sana. Sen de diyorsun ki I want this. Ne istiyorsan başına I want koyuyorsun. Çünkü İngilizce özne, verb ve şey özne, fiil, isim. Biriyle aynı fikirde olduğunu söyleyeceksin. I am with you diyorsun. Ya tabii I am with you bir sürü şey için kullanılabilir bu arada. Hani bu konuda seninle aynı fikirdeyim ya da seni dinliyorum hani sen yani I'm with you. Seninleyim şu an falan gibi. Ama genelde I agree. Senin aynı fikirdeyim. I need help. Help me, give me a hand. Hani bana bir yardım ediversen anlamında. Where are you from? Where are you from? Bu zaten ben 4. sınıfta hatırlıyorum. İlk öğrendiğimiz şey buydu herhalde. Birbirimize sıra arkadaşımızla arkadaki bana soruyor. Where are you from? Ben söylüyorum. Sonra diğerine soruyorum falan. Where are you from? Büyük ihtimalle hepiniz Turkey, Türkiye artık yeni ismiyle. Where are you from? I'm from Türkiye. Or I'm from Turkey. I'm coming from Turkey. Neyse dostlar bu kadardı video. Umarım beğendiniz. Ben böyle hızlı hızlı hepsinin üzerinden geçmek istedim. Ben bir öğretmen değilim. Öğretmenlik okumadım. O yüzden bir iddiam yok yani. Sadece sizi birazcık idare etsin diye hani böyle hızlı hızlı not alabilirsiniz. Yanında kelimeleri yazıyorum zaten. Sizi böyle birazcık idare etsin diye, hafiften kulağınız alışsın diye, tırmalasın kulağınız diye böyle bir video çektim. Umarım beğenirsiniz çünkü daha bir sürü gelecek yani. Beğenmediyseniz I feel bad for you guys. Neyse görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Of süper oldu bence.